Malezya'nın önde gelen İslami web sitesi İslam Post'ta çıkan yazı sizin Hazreti Mehdi'nin Geliş Alametleri kitabınızdan Zamanın Kısalması Hazreti Mehdi'nin Çıkış Alametidir bölümünü hadis ve bilimsel delilleri anlatarak aktarmışlar. Şahane. Endonezya'nın çok tanınmış yayın organı Republika'nın web sitesinden çıkan yazı sizin Kur'an Mucizeleri kitabınızdan denizlerle ilgili bölümden alıntı yapılarak hazırlanmış. Kur'an'da denizlerle ilgili geçen ayetlerin günümüzde bilimsel buluşlarla nasıl ispatlandığını aktarıyor. Almanya'nın önde gelen dergisi Focus Online, Hintli Eğitim Bakanı Satya Pal Singh'in evrim teorisinin bilimsel olarak yanlış olduğu ve müfredattan çıkarılması gerektiği yönündeki açıklamasına yer verirken, haberin bir bölümünde sizin dünyanın en tanınmış Müslüman yaratılışçı olduğunuzdan ve eserlerinizde Darwinizmin bilimsel olarak sahte olduğunu ispatladığınız ve evrim inancının dünya savaşlarına yol açtığını açıkladığınızdan bahsetmiş. Doğru. MSN'in Hollanda'ca haber sitesi birkaç gün önce Hollanda'nın ünlü gazetesi The Telegraph'da sizinle ilgili çıkan yazıyı sitesine taşımış. Yazıda MSN'in Hollanda'ca haber sitesi birkaç gün önce Hollanda'nın ünlü gazetesi The Telegraph'da sizinle ilgili çıkan haberi çıkan yazıyı sitesine taşımış. Yazıda Kur'an'da başörtüsü olmadığı konusundaki açıklamanız, evrim teorisine karşı oluşunuz, Türkiye ve İslam'ı savunan tavrınızı da konu ederek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına ve sizin Diyanet'in vergi yoluyla genel evlerden maaş aldığı yönündeki sözlerinizden de bahsederek şu anda Rütük'le ilgili olan gelişmeleri gazetesine taşımış ve kolay kolay pes etmeyeceğinizi ifade etmiş. Aslında benim, hiç pes etmeyeceğinizi. Peslik ne var canım? Yani bir savaş yok. Ben Diyanet'e saygı duyuyorum. Evet. Anlattıklarım da doğru. Yani evet. İmani, Kur'an'ı yönden doğru. Yani Diyanet İşleri Başkanı zaten reddetmez böyle bir şey. Evet. Evet, dinliyorum.